belirli bir yaşama alanında tür çeşitliği arttıkça verilenlerde meydana gelen değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Türlerin birey sayısı azalır arkadaşlar. Rekabet artar ki rekabetle beraber arkadaşlar çevre direnci de artar, azalır, artar, artar. Şıklarımıza baktığımızda D şıkkı doğru cevap. 29. soru. Sağlıklı bir insanda böbrek atar ve toplar damarları ile ilgili yapılan karşılaştırmadan hangisi yanlış yapılmıştır? Arkadaşlar, böbrek atar damarı. Bir kere böbrek atar damarı ile böbreklere gelen kanda böbrek toplar damarını hiç değişmeden geçen kan hücreleri, kan proteinleridir. Bu sebepten dolayı arkadaşlar kan hücresi fazla ya da az diyemezsiniz. Değişmez. Fakat diğer öncülerimize, diğer şıklarımıza bakın. Kan basıncı böbrek atar damarında fazladır. Doğru. Toplar damarında azdır. Üre fazladır. Böbrek atar damarında, toplar damarında azdır. Hatta %50'si atılır. Atıldığı için arkadaşlar böbrek toplar damarında üre miktarı azdır. Yine aynı şekilde amonyak ve kan akış hızı zaten genel olarak dolaşım sisteminden biliyoruz. Atar damarlarda kan akış hızı böbrek toplar damarına yani toplar damarlardan daha fazladır. O sebepten dolayı arkadaşlar yanlışı sorduğu için A şıkkı diyoruz. 30. soru. Soy içi üremenin çok sık görüldüğü bir popülasyonda verilenlerden hangileri artırılabilir? Alel frekansı, genotip frekansları, değişen çevreye duyarlılık artabilir arkadaşlar. Soy içi üremenin çok sık görüldüğü bir popülasyonda. Sindirim sisteminde görevli aşağıdaki yapılardan hangisinin hormon salgısı yoktur? Arkadaşlar, midede hormon salgısı var. Hatta hidroklorik asitin aktifleşmesinde gastrin. Yine ince bağırsaktan arkadaşlar hormon salgısı var. Fakat kalın bağırsakta hormon salgısı yoktur. Sindirim yoktur. C şıkkı doğru cevabımız. C şıkkı. 32. Çizgili bir kasın kasılma sırasında verilenlerden enerji elde etme sırası. Arkadaşlar bize enerji elde etme sırasını söylüyor. O zaman ilk önce biz ATP'yi kullandığımızı, devamında kreatin fosfat kullandığımızı, devamında arkadaşlar glikoz ve devamında glikojen kullandığımızı bileceğiz. O zaman şöyle sıralayabilir miyiz? 2 4 1 3 2 4 1 3 şıkkı D şıkkı doğru cevabımız arkadaşlar. Burada bilmenizi istediğim şey şu arkadaşlar. Kreatin fosfattaki kopan bu fosfat ek bir bilgi olarak aklınıza kalsın. Tekrar ADP'de birleşir, ADP ile birleşir, ATP sentezlenir ve biz yine ATP'yi kullanırız arkadaşlar. Ek bir bilgi olarak aklınızda bulunsun. Karbondioksit taşınma sırasında verilenler 33. soru. Karbondioksitin taşınması sırasında verilenler hangi sıraya göre gerçekleşir? Arkadaşlar bir kere şunu bilmenizi istiyorum. Burası bizim hücre. Bir kere burada üretilen karbondioksit ve su karbonik anhidrazla karbonik asite çevrilir. O zaman önce bunların birleşmesi mi gerekiyor? Evet. O zaman 1 ile başlıyoruz. Devamında karbonik asitin iyonlaşıp hidrojen ve bikarbonata dönüşmesi gerekiyor. Ki plazmada serbest
Best taşınır. Hidrojen ise arkadaşlar hemoglobine bağlanır. Bu da yine kanla taşınır arkadaşlar. O zaman sıralamamıza baktığımız zaman 1, 3, 2 şeklinde olmalı. Doğru cevabımız 5. 34. soru. Ökaryot ototroflarda fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarında gerçekleşen kemi ozmotik reaksiyonlarda verilenlerden hangileri gerçekleşebilir? Stromadan tilakoid boşluklara hidrojen protonlarının geçmesi. Arkadaşlar evet, ışığa bağımlı reaksiyonlarda gerçekleşen kemi ozmotik reaksiyonlarda stromadan tilakoid boşluklara hidrojen protonlarının geçmesi sağlanır ve devamında ATP sentez enziminin hidrojen protonları sayesinde aktifleşmesi ve bu aktifleşen enzim arkadaşlar fotofosforilasyonla ATP üretilmesini sağlar. Bu sebepten dolayı arkadaşlar 3 öncülde gerçekleşir. Cevabımız E şıkkı. Flüem'de fotosentez ürünlerinin kaynaktan havuza doğru taşınma sürecinde verilenler hangi sıraya göre gerçekleşir? Arkadaşlar birincisi şunu bilmenizi istiyorum. Kaynak dediği anda fotosentez yapan kısımlardan bahsediyoruz. Fotosentez sonucunda üretilen besinlerin kök, gövde ya da yaprakta depolanması sonucu bu havuza doğru taşınmayı anlatacaklar bize. Peki o zaman başlayalım. Bir kere biz besin ürettiğimiz için bulunan yerde ozmotik basınç artacak mı? Evet. Devamında arkadaşlar o zaman 1 ile başlıyoruz. Devamında odun borularından flüeme su geçişi ve en son ki zaten havuza taşımak istiyoruz arkadaşlar havuza besinin aktarılması. Cevabımız 5. 36. soru. Akşam safası bitkisinin bir soyunda gözlenen yaprak alacalıdır. Alacalık yapraktaki ve gövdedeki beyaz bölgelerin görünmesini işaret eder. Bu özellik yumurtadaki bir organeldeki arkadaşlar bunu hemen altını çizdik. Bir organeldeki gene bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Yumurta ya da polen kaynağı arkadaşlar yumurta ya da polen kaynağı olarak kullanılan çiçeklerin beyaz, yeşil, alacalı ki altını çiziyoruz arkadaşlar. Örnek oluşuna göre 9 farklı çaprazlama yapılabilir. Bu çaprazlama örneklerini aşağıda vermiş hep renklerle alakalı. Yeşil renk gen içeriyor. Oğuldur yeşil. Polen için arkadaşlar beyaz renk içeriyor. Renk genlerinden bahsediyor. Arkadaşlar biz renk organel dediğine göre renklerden bahsetmiyoruz. Biz bir kere plastikleri ve özellikle kloroplast almalı mıyız? Evet. İkincisinde sorumuzu okumaya devam edelim. Bu durum verilenlerden hangisiyle açıklanabilir? Arkadaşlar organel üzerinde taşınıyor. Kloroplastik kalıtım cevabımız olacak arkadaşlar. Doğru cevap C şıkkı. Burada tekrar ediyorum. Dikkat etmeniz gereken bir organel üzerinde taşınıyor olması. 2. Beyaz, yeşil, alacalı renk genini taşınıyor olması. 3. Bu da çok önemli arkadaşlar. Yumurta ya da polen kaynağı olarak. Neden? İşte X'e bağlı kalıtım, Y'ye bağlı kalıtım. Y'ye bağlı kalıtım olmuş olsa tüm erkek bireylerde ya da görülecek. İşte X'e bağlı kalıtım dişi. Burada ne diyor? Yumurta ve polen. Bunu ayırmış. Mitokondriyel DNA'yı arkadaşlar biliyorsunuz anneden geçiyor. Fakat burada polen kaynağı olarak da kullanıldığı söylenmiş. Sitoplazmik kalıtım içerisinde arkadaşlar bulunan organelden bahsettiği için kloroplastik kalıtım diyor olmanız gerekiyor. Tekrar etti arkadaşlar. 37. soru. Genetik mühendisliğinde verilenlerden hangileri klasik genetik mühendisliğinin çalışma alanları içerisindedir? Arkadaşlar öncelikle modern genetik mühendisliğinde şu an gen terapisi, yapay döllenmeyi, modern genetik eş seçimi, karşı cinsler arası birçok çaprazlama yapma. Bunlarsa klasik genetik mühendisliğin çalışma alanları içerisindedir arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı 3 ve 4. 38. soru. Reseptöre verilen eşik değeri üzerindeki uyartının kas dokuya gelinceye kadar geçen süreçte aşağıdakilerden hangisi gözlenmez? Bize gözlenmezi soruyor arkadaşlar. Bakalım başlayalım.
4 yerde sinaps gerçekleşmiştir arkadaşlar. Kas dokuya ulaşana kadar 4 yerde sinaps gerçekleştiğini görüyorsunuz. Uyartı iletiminin dendritten aksona doğru gerçekleşmesi. Arkadaşlar şöyle kısaca hemen ben size bir tane çizim yapacağım. Bu bir nöron arkadaşlar. Burada dendritten aksona doğru gerçekleşmesi. Siz de şemada görüyorsunuz arkadaşlar. Aksona doğru iletilmekte. Doğrudur. Sinapslarda uyarı geçişinin kimyasal yolu olması nörotransmitter madde arkadaşlar. Kimyasal yolla bir taşınım. Uyarı geçişi. Bir nöronda uyarı geçerken aksiyon potansiyelinin değişmesi. Arkadaşlar değişir. Fakat bize değişmemesi dediği için doğru cevabımız değişir. Hocam özür dilerim. Kağıt unuttum da ben burada. Estağfurullah hocam. Buyur. Tamam, kusura bakma. Eyvallah hocam. Estağfurullah. Tüm öpücüklerimle öğrencilerime falan diye. Eyvallah. 39. soru. İnsanın kan dolaşımında yer alan kan proteinlerinde albumin ve globulin proteinlerinin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bize temel görevini soruyor. Kanın damar dışında pıhtılaşmasında görev alma. Dursun. Kanın damar içinde pıhtılaşmasını önleme. Kanın ozmotik dengesinin ayarlanmasında rol oynama. Arkadaşlar ozmotik basınç özellikle de arkadaşlar doku sıvısında bir dengededir. Bunun sebebi bu bölümdeki arkadaşlar kan proteinleri albümin gibi globulin gibi dışarı çıkamaz ve daima %25'tir arkadaşlar. Bu sebepten dolayı da 25 milimetre civadır. Bu sebepten dolayı da arkadaşlar ana faktör kanın ozmotik dengesinin ayarlanmasında rol alma diyoruz. 40. soruyla devam ediyoruz. Yüksek yapılı bitki hücrelerinde gerçekleşen mitoz olayının aşağıdakilerden hangisi hiçbir durumda göre... Arkadaşlar 1. yüksek yapılı, 2. bitki hücresine bakacağız. Peki başlıyoruz. Sentriol eşlenmesi. Arkadaşlar sentriol eşlenmesinden bahsediyor ki sentrioller sentrozomu oluşturur. Hayvan hücrelerinde görülür fakat istisnası var. Kim? Eğrelti otu mesela, değil mi? Bir iki tane daha sayabiliriz. Eğrelti otu bitki hücresine sahip olmasına rağmen sentriolleri var, sentrozom var. Fakat şöyle bir şey daha belirtmiş bize. Yüksek yapılı. Eğrelti otu yüksek yapılı bitki değil. O sebepten dolayı arkadaşlar sentriol eşlenmesi yüksek yapılı bitki hücrelerinde gözlemlenemez. Doğru cevabımız A şıkkı.